çocukluk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor, onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı, bavulum ve Çako yanımda. Yapacak işlerimiz var, yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi şimdi. Çako'nun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi şimdi. Rubi'nin koruyuculuk macerası. Bunu duydun mu? Çalılıklarda bir şey var sanki. Rav, rav. Ne olabilir ki? Yoksa bir ayı mı? Rav, rav. Sakin olun ve korkmayın sakın. Sadece ufacık bir ayıcık. Gördünüz mü? Bu ayıcık da sizin sevimli olduğunuz kadar sevimli duruyor. Ah, gökkuşağı kasabasından birinin yardıma ihtiyacı var. Hadi Çako, gitme vakti. Bize ihtiyaçları var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Gökkuşağı Rubi, Çako. Sizi gördüğüme çok sevindim. Merhaba Başkan Link Link. Anlaşılan yardıma ihtiyacınız var. Kesinlikle öyle. Arkadaşlarımız bugün kampa gitmek için sabırsızlanıyorlar. Fakat yolculuk olmayacak gibi görünüyor. Aa, olamaz. Neden ki? Gökkuşağı ormanındaki bir şey herkesi çok korkutuyor. Doğruymuş. Asla o korkutucu canavarlarla dolu ormana geri dönemeyiz. Yani canavarları tavşanlar kadar severim. Ama ya onlar bize zarar vermek isterse ne olacak? Endişelenme Thunderbell. Çako ve ben yardıma geldik. Ne gördün? Görmek mi? Hiçbir şey. Ama duydum. Tuhaf ve korkutucu sesler çıkarıyordu. Sorun yok Çako. Thunderbell şaka yapıyor. Gina, tam olarak ne oldu anlat bakalım. Pekala. Gökkuşağı ormanında ateş böceği uyuğuna şekerleme çalılarının olduğu yere doğru yürüyorduk. Her yer çok karanlık. Belki yardım edebilirim. Teşekkür ederim Eli. Böyle çok daha iyi. Sensiz ne yapardık bilmiyorum. Ne demek her zaman. Benim görevim bu. Hadi gidelim kampçılar. Sona kalan giderken ateş böceği uyuyor. Kampını temizler. Bizi bekle Thunderbell. O da neydi? Pek mutlu bir ses değildi. Bir canavar. Arkamda bir canavar var. Bir düzine canavar var. Olamaz. Çantamı kaybettim. Ya canavarlar bütün çerezlerimi yerse? Thunderbell, ben hiç canavar görmüyorum. Bak, o da ne öyle? Biz de hemen eve gelip seni çağırdık. Babam ancak kimin çıkardığını bilmiyorsan tuhaf sesler sana korkutucu gelebilir derdi. O yüzden önce o sesleri neyin çıkardığını öğreneceğiz. Değil mi Çako? Şimdi bakalım. Karanlık ormana giden yolu bulmalı ve orada yaşayan canlıları öğrenmeliyim. Neyse ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Ne
nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Orman koruyucusu olarak yardım edebilirim. Yapılması gereken o sesi neyin çıkardığını bulmak ve gökkuşağı ormanını güvende tutmak. Karanlıkta görebilmek için bir fenerim var. Ve uzağa görebilmek için de bir de dürbünüm. Ha? Vay canına. Bir çako canavarı gördüm sanki. Hadi ekip, yola çıkma zamanı geldi. Ay, düştüm. Affedersin Ellie. Dikkatli ol Thunderbell. Ay, sanki çalılıklarda hareket eden bir şey gördüm. Ha? Bir şey görmüyorum. Ben de öyle. Kimse duymadı mı? Belki bir canavardır. Sakin ol Thunderbell. Kimseyi korkutmak istemeyiz. Hadi ekip. Cesaretimizi ve moralimizi yeniden kazanmalıyız. Size babamın bana ilk kampımızda öğrettiği şarkıyı öğreteceğim şimdi. Küçük yeşil kurbağa atladı aşağı aşağı. Küçük yeşil kurbağa atladı hop hop hop. Ha? Canavar yiyeceklerimi yemiş. Belki de çok acıkmıştır. Atıştırmak için durduğunu hatırlıyor musun Thunderbell? Belki de sadece bir kere. Ya da belki iki. Ama sonra o tuhaf sesi duydum. Korkma. Biraz tuhaf olsa bile bu ses seni endişelendirmemeli. Hadi bu patikadan gidip o tuhaf sesi çıkaranı bulalım hemen. Vay canına. Buna ne demeli? Patika bizi kamp alanına getirdi. O zaman kamp başlasın. İşte oldu. Hadi bakalım. Siz küçük koruyucular kampı hazırlarken ben kamp alanını güvene alacağım. Koruyucular hep çevrenizi güvende olduğuna emin olun der. Ben de seninle geleceğim Ruby. Ben de. Işığıma ihtiyacın var. Gelip sizi korurdum ama birinin kalıp çadırları koruması gerekiyor. Çako sizi yeterince koruyabilir. Anlaşılan o ki Çako da sizi koruyabileceğini söylüyor. Sağ ol Çako. Neyse. İmdat, çadır beni yakaladı. Beni tutmaya çalışıyor. Belki Ruby'ye yardım gereklidir. Burada yalnız kalmak da iyidir. Bir şey üstümüze geliyor. Kim var orada? Sizi kaybettim sandım. Belki fazladan yardım gerekiyordur. İyi fikir Thunderbell. Hadi herkes el ele tutuşsun. Böylece kimse kaybolmaz. Sanırım bu sesler kütüğün içinden geliyor. Bu kadar yeter. Bu sesi kim çıkarıyorsa bulacağım. Göster kendini gizemli canavar. Olamaz. Teşekkürler Çako. Belki de bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Mesela bir canavar olduğunu. Bu Chirpy. Bay Miskin'in küçük arkadaşı. Korkulacak bir şey yok. Chirpy bizim arkadaşımız. Takip etmemizi istiyor. Bay Miskin, bu siz misiniz? Evet, bu Bay Miskin. Tomruk onun sesini daha gür ve tuhaf yapıyormuş. Sence sıkışmış mı? Evet, sanırım öyle.
Endişelenmeyin Bay Miskin. Sizi kurtaracağız. Demek ki canavar değilmiş. Bu Bay Miskin'in ta kendisiymiş. Onu kurtardım. Ben derin bir uykudaydım. Horultu demek. Thunderbell'in korkup kaçtığı ses buymuş. Uyandım ve burnuma çok güzel kokular geldi. Anlaşılan onları yiyen sendin. Hayır, gelincikler önce varmış. Gelincikler mi? Anlayamadım. En azından canavar değiller. Gelincikleri kütüğün oyuna doğru takip ettim. İşte böyle sıkışıp kaldım. Sen haklıydın gökkuşağı Ruby. Bir şeyi görmeden kesin bir karara varmamalıyız. Hepsi senin sayende gökkuşağı Ruby. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Kendini kendi yönteminle yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. İyi geceler. Gösteri devam etmeli. Her yerime tutkal bulaştı. Düzgün yapıştırmak pratik ister. Sence nasıl olmuş Ruby? Çok güzel olmuş babacığım. O harika. Sağ ol Ruby. Hadi bir de senin bebeğine bakalım. Benimki daha hazır değil. Pek muhteşem sayılmaz. Bilirsin Ruby. Oyuncak bebekler farklı olabilirler. Ve muhteşem değilken de güzel olabilirler. Şimdi hatırladım. Odamın pencerelerini açık bırakmıştım. Kapatsam iyi olur. Yoksa bebeklerim üşüyebilir. Bebeğini mutlaka bitir. Harika bir başlangıç oldu. Hı-hı, yaparım babacığım. Sağ ol. Tutkalın kurumasını beklemeyi unuttum. Neyse dudağını sonra tekrar yapıştırırım. Hoşça kal baba. Gökkuşağı kasabasında ne olduğunu merak ediyorum. Yardımımıza ihtiyaçları olabilir. Atla Çako. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Başkan Link Link. Merhaba gökkuşağı Ruby. Çako. Geri bilmenize çok sevindim. Sizi buraya çağırdım çünkü çok özel bir gösteriye hazırlanıyoruz. Bunu görmenizi çok isteriz. Bu harika. Gösterilere bayılırız değil mi Çako? Harika. Bu taraftan. Prenses Kiki'nin ilk gökkuşağı kasabası bale gösterisine hoş geldiniz. Vay canına. Tüm kasaba çok heyecanlı. Bu gece açılış gecesi. Thunderbell. Olamaz. Affedersin. Yine yaptım. Harika. Merhaba. Sizi fark etmemiştim. Vay canına Prenses Kiki. Çok iyi bir dansçısınız. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Baleyi hep sevmişimdir. Prenseslere göre bir dans değil mi? Harika Prenses Kiki. Prenses Kiki her hareketi hatasız yapmak için her gün saatlerce çalıştı. Ve şimdi büyük final.
Prenses Kiki. İyi misiniz? Ben iyiyim. Ufak bir düşüştü. Maalesef kalkamıyorum. Bir bakalım. Anlaşılan bacağınızda bir çatlak var. Çatlak mı? Endişelenmeyin, sanırım bunu düzeltebilirim. Thunderbell, biraz tutkal ve bez bulabilir misin? Chaco, yardımcı olur musun? İyi ve kötü haberler var. İyi haber tümüyle iyileşecek. Kötü haber? 9 dakika kaldı. Bacağınızdaki tutkalın kuruması için 9 dakika yeterli bir süre değil ne yazık ki. Gökkuşağı kasabasındaki herkesi dansımla mutlu etmek istiyordum. Buldum. Kraliyet habercileri kasabanın her yerine gidip söyler. Gösteri tutkal kuruyana dek ertelendi diye. Gösteriye 8 dakika. Çok kötü, çok kötü. Sanırım ertelemek için çok geç. Herkes yola çıktı bile. Dans etmene yardım edebilirim Prenses Kiki. Bana tutunabilirsin. Evet, sanırım deneyebiliriz. İşe yaramıyor Gökkuşağı Ruby. Dans edemem. Hiç kimseyi yüzüstü bırakmak istemiyorum. Gösteriye 7,5 dakika. Oley! Prenses Kiki'nin dansını izleyemeyecekleri için izleyicileri nasıl mutlu edebiliriz ki? Gösteriyi kurtarmamız gerekiyor. Evet Gökkuşağı Ruby, gösteri devam etmeli. İzleyicileri eğlendirmeme yardım edecek bir şey gerekli. Neyse ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Bir balerin olarak yardım edebilirim. Kiki'nin yerine dans ederim, böylece gösteri iptal edilmez. Balerin eteğim ve balerinler gibi parmak ucunda dans etmemi sağlayacak bale ayakkabılarım var. Ve tacımla da prenses gibi görünüyorum. Bu harika Gökkuşağı Ruby. Benim yerime dans edebilirsin. Sizin gibi gerçek bir balerin değilim. Ama elimden geleni yaparım. Bu figürler Prenses Kiki'ninkilere pek benzemiyor. Değil mi Chaco? Sadece biraz daha yukarı. Ayaklarını düz tutmayı unutma. Ayaklarını esnetebilir misin Gökkuşağı Ruby? Bence de Chaco. Bale göründüğünden çok daha zormuş. İzleyiciler geliyor. Gösteri 5 dakika sonra başlıyor. Ağlama. Keşke alıştırma yapacak daha çok vaktim olsaydı. Sorun değil Gökkuşağı Ruby. Elinden geleni yap yeter. Sizi koltuğunuza götüreyim mi? Teşekkür ederim Link Link. Evet Chaco. Bir deneyip görelim bakalım. Beşten geriye. 4, 3. Olamaz, olamaz. Bunu başaracaksın Gökkuşağı Ruby. Bana burada eşlik etmenin çok yardımı oluyor Chaco. Ama yine de çok beceremiyorum. Vay canına. Çok tatlısın Chaco. Kendine özgü bir dans stilin varmış. Güzel figürler Chaco. Aslında Prenses Kiki gibi dans edemiyorum ama dans edebiliyorum.
Ben de Ruby stilinde bale yapabilirim. Ve şimdi de karşınıza gelecek kişi Prenses Kiki. Bütün Gökkuşak kasabasındaki en iyi dansçı odur. Lütfen buraya gelir misiniz Prenses Kiki? Bacağını incitti ve bugün dans edemedi. Ama Prenses Kiki'nin tek bacağıyla yapabildiklerine bir bakın derim. Teşekkürler Gökkuşağı Ruby. İzleyicileri dansınla mutlu ettin. Sağ ol Prenses Kiki. Söylediğin gibi gösteri devam etmeli. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Kendine kedi yöntemine yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. Tamamen kurudu ve son dokunuşlara hazır. Aa, anladım. Yani bebeğini yapmaktan vazgeçmiyor musun? Vazgeçmek mi? Asla olmaz baba. Bebeğim muhteşem olmayabilir. Ama sorun değil. Ruby'nin tarzında olacak. Ve bu tam bana göre. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uzan. Şimdi şarkı zamanı. Gökkuşakları şikayet edecek bir şey yok. Gökkuşakları.